İnna Allah azza ve celle cemilun yuhibbul cemal ve yuhibbu an yara ni'metahu ala abdihi ve bu'sa ve Allah güzeldir, güzelliği sever. Allah bir kula verdiği nimetin onun üstünde görülmesini sever. Zilleti ve miskin gibi görünmeyi sevmez, çirkin bulur. Evet, Allah cemildir, cemali sever. Öyleyse baktım evlendim. O gün için bizim köyün en güzel kızıydı. Sonra baktım bizim köye başka bir kız geldi. Daha güzel gördüm. Öncekini bıraktım. Sonra onunla evlendim. Derken bu 15. Daha güzelini bulsam 16. ile de evlenirim diyenler. Acaba Allah'ın sevdiği güzelle mi evleniyorlar ki? Yoksa bu olayda evliliğe sadakat, güzelliği kullukta aramak, Allah dedi diye Allah'ın yaptığını güzel görmek, onu razı edecek amellerin güzelliğine rağm olmak, razı olmak mı güzel ki? Ben ikincisinden yanayım. Evet Allah güzeldir, dediğiyle güzel, istediğiyle güzeldir. Allah güzeldir, emrettiğiyle, nehyettiğiyle güzeldir. Gönderdiği din ile, sözlerinin tamamıyla, bize intikal edenle, tecelliyat-ı ilahi ile güzeldir. Ve Allah güzeli sever, güzelliği sever elbette. Onun güzel dediği güzeldir. Öyleyse bu kıstasa yeniden dönelim. Güzel ve çirkin nedir? Acaba insanların beğendiği güzel, beğenmediği çirkin deseniz, toplayın insanları, bir şeyde güzel, bir şeyde de çirkin diye birlesinler. Kolay mı? Ve hep devam etsin bu güzel ve çirkin demeleri. Güneşin doğması güzel, batması çirkin desinler. Hep güzeller kalsın, çirkinler bitsin. Sarp kayalıklar güzel, ama darmadağınık, yani çöl olmuşsa kayalar, o zaman çirkin desinler olur mu? Öyleyse bir ölçü bulalım demişler ki faydacılık ekolü denilen pragmatist felsefe denilen bir yapıyla insanların yararına olan güzel olsun, zararına olan kötü aman demişler. Ne kadar güzel bulduk ama çok geçmeden bulmamışlar. Anlaşılmış ki bulamamışlar. Çünkü nedir yarar, nedir zarar bilememişler. Kim adına, ne adına olsun bu iş? Ne zaman için? Şimdi mi, sonra mı? Çocuk için çocukken büyük için büyükken ne zaman, hangi ortamda nasıl. Daha sonra yeni bir ölçü bulmuşlar. Bir birey ölçüsüne göre, ferde göre ayarlayalım demişler. İnsanın yararına ve zararına göre olanlar. Tamam demişler ama olmamış çünkü alana göre aynı anda satan, verene göre aynı anda alan, durana göre aynı anda yürüyen, babaya göre aynı anda çocuk veya kardeşe göre aynı anda kardeş, birisine göre güzel, diğerine göre çirkin bulunmuş olaylar. Peki ama toplum adına demişler, o hiç olmamış. Çünkü bireylerden oluşmayan bir farklı toplum yok ki. Yoksa bireylerin dışında kendiliğinden ütopik bir toplumsal yapı mı kabul edilecek? Ama iyisi şu. Ben öyle inanıyorum. Allah'ın güzel dediği güzel, çirkin dediği çirkindir. İşte Allah güzeli sever. Allah'ın güzel dediklerinde ben sevmediğim, Allah onu sever. Bende olan güzelliği sever. Yani ve yuhibbu en yara ni'metehu ala abdihi. Allah bana nimet vermişse, ben onu gündemde tutuyorsam, ben onu üzerimde gösteriyorsam, ben ondan razıysam, ben onunla seviniyorsam, ben onu seviyorsam Allah da beni sever. Onun benim üzerimde görülmesini sever. Allah vermişse, kullanmam için vermiştir. Razı olmam için vermiştir. Kul olmam için vermiştir. Kulluğum için vermiştir. Ve ben onu üzerimde gösterince, kul olunca, kulluk yapınca Allah da beni yani onun benim üzerimde görülmesini sever. Ama ve yebgudul busa ve zillet ve meskeneti sevmez. Zillet ve meskenet içinde görülmeyi sevmez. Onu çirkin bulur. Bu zeder Allah'ına razı değildir. Tekrar okuyorum. Allah güzeldir, güzelliği sever. Allah bir kula verdiği nimetin onun üstünde görülmesini sever. Zilleti ve meskeneti, zelil ve miskin gibi görünmeyi de sevmez, çirkin bulur. Buna göre hadisin son bölümü Allah'ın kul üzerinde verdiği nimetleri görmeyi sevmesi konusuna bir ölçü kazanıyoruz. Yani Allah hem kula nimet verecek, hem imkan verecek, hem derman verecek, hem göz kulak, hem ekmek su verecek, hem de insan onlar yokmuş gibi davranacak. Zedi, miskin, perişan olacak. Hem parası olacak, hem sofrasında ekmeği olmayacak. Hem imkanı olacak, hem üzerinde elbisesi olmayacak, hem fırsatı olacak, hem evi olmayacak, yani imkanı olduğu halde kullanmayacak, Allah'a kulluk yapabilecek düzeyde kullanmayacak. Tabi bunlar hoşunuza gitti mi bilmem. Demek ki adamın evi varsa, imkanı varsa, saray yapabilecekse, taşları altından, toprağa gümüşten olabilecekse yapsın anlamına gelmez. Bakın isterseniz bunu ağız ve gözle birleştirelim. Hem adama Allah ağız verecek, hem adam Zelil ve miskin biçimde o ağzı hakta kullanmayacak. Hem adama Allah kulak verecek, Allah bunu kulluk yapsın diye verdiği halde o kullanmayacak. Zelil, hakkı duymaz, hakikati bilmez biçimde yaşayacak. Hem adama Allah göz verecek, hakkı görsün diye hem de o zillet içinde, meskenet içinde ne hakkı görecek ne hakkı gösterecek. Allah sevmez işte bunu. Allah verdiği nimetin kulun üzerinde kullukla görülmesini ister.